Yeni senenin ilk haftasında Çankırı'dan merhaba. Bugün 7 Ocak 2022 Cuma. Haftanın özetinde öne çıkanlarla birlikteyiz. Çankırı İtfaiyesi son bir yılda 506 olaya müdahale etti. Bu sayının 209'unu yangınlar oluşturdu. Çankırı Belediyesi ayrıca yaz döneminde ülkemizi sarsan orman yangınlarının ve Batı Karadeniz'e vuran sel felaketinin yaşandığı bölgelere ekip göndererek çalışmalara destek verdi. 2022 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı. Ocak ayı olan meclis toplantısı birinci oturumunda görüşülen 5 maddenin 4'ü oy birliğiyle geçerken, meclis toplantılarının ses kaydının yapılmasına ilişkin madde ise oy çokluğuyla karara bağlandı. Çankırı Belediyesi son bir yılda 5000 tonun üzerinde atık topladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 2021 yılında 1000 ton evsel atık toplarken 4000 tonun üzerinde malzemeyi geri dönüşüme kazandırdı. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Balıkesir'de toplandı. 2022 yol haritasının belirlendiği toplantıya Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de katıldı. Encümen toplantısında küresel ısınma ve iklim değişikliği risk düzeyi anketi ile yıllık değerlendirme anketinin sonuçları paylaşılarak atık malzemeler ve geri dönüşüm hakkında planlama yapıldı. Bademlik Cami çevresinde trafik sorunu için yapılan düzenlemeler tamamlandı. Belediye ekipleri bölgede şimdi peyzaj çalışmalarını yürütüyor. Çankırı Belediyesi Türkiye'nin coğrafi işaretli ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Çankırı küpecik peynirinin ardından meşhur Çankırı pıhtı yemeği de coğrafi işaret ile tescillendi. Yöresel lezzet Çankırı Belediyesi'nin tescil ettiği 7. ürün oldu. Bugün itibariyle Çankırı pıhtımızın da coğrafi işaret tescil belgesini almış bulunmaktayız. Şu an itibariyle 7. tescil belgemizi aldık. İnşallah 20 ürüne müracaat etmiştik. 13'ünü de tescilini alıp Çankırı'mızı gastronomi anlamında Türkiye'de hatır sayılır bir noktaya getireceğiz. Hepimize hayırlı olsun. Çankırı Belediyesi haftanın özetini sundu. Güzel bir hafta sonu dileğiyle. Esen kalın.